bahsedeyim. Geçen pist günüm çok çok iyi geçti. Abi ben toplam 2 senedir pist yapıyorum. Tamam, bu ikinci senem. Geçen sene 10 tane falan pist gününe gittim. Ayda 1 veya 2 gün şeklinde 10 taneye yakın pist günü yaptım geçen sene. Ya bunun parasını hesap etmeyin ne olur. Siz de benim hanım gibi, sana ne oluyor kardeşim? Hadi onun cebinden çıkıyor da. Neyse, 10 tane pist günü yaptım ve ilk başlarda iyi bir şekilde gelişmeme rağmen, hani hızlanmama rağmen, sonlara doğru bayağı gelişememeye başladım. Yani hep aynı şeyleri yapar oldum ve bir türlü iyileşemiyorum, bir türlü hızlanamıyorum, korkuyorum. Hani hızlanmaya da korkuyorum. Geçen sezonun sonunda R6 vardı. İlk başta FZ1 ile başladım. FZ1 ile bir yere kadar geldim. Sonra dedim ki bir tane süper spor alayım. Hani bu insanlar yani çok hızlı kullanan insanlar var ve bunun sebebinin oturuş pozisyonu olduğunu düşünüyorum ben. Bir tane süper spor alayım, süper spor oturuşuyla oturayım. Bir şeyler daha, hani daha rahat kullanırım, daha iyi öğrenirim falan filan. Kafa bu. Ki bu yanlış değil. Süper, hani pistte kullanmak için süper spordan daha iyi bir makine yok. Açıkça söyleyebilirim. Neyse, R6'yı aldık. R6 ile bir türlü yıldızımız barışmadı. Motor çok agresif. Böyle oturuyorsun üzerinde. Öne eğiliyorsun falan filan. Çok çok agresif bir oturuş var. Şöyle duruyorum durmadan. Kollarım ağrıyor, belim ağrıyor, her yerim ağrıyor. Neyse, ve hani R6 ile 2 tane falan pist günü yaptım ve bir türlü bir gelişme yok hala. Aynı sıkıntıları çekiyorum. Tam böyle son pist gününün sonuna doğru alışmaya başlamıştım ki, yani kış oldu, sene bitti falan filan. Bu süre zarfında arada bir sokakta kullandım ve hiç mutlu etmedi R6 beni. Ki bunu diyen başka bir tane, en son gittiğim pist gününde bir tane hocayla konuştum. O da aynısını dedi. Dedi ki ben bir tane hani aynı kasa, kırlangıç kasa R6 aldım ve o da beni hiç mutlu etmedi. O yüzden bir eski kasa R6 aldım. Onun oturuşu çok daha rahat. Dedim hocam çok akıllıca. Bir yandan da FZ1'den sonra R6'ya geçince R6'nın güçsüzlüğünden şikayet ettim. Yani arada 400 cc var, tamam mı? Bu güç, hani güç farkı olması çok normal. Ancak ben bundan hani 1000 cc'den 600 cc'ye geçince oradaki güç kaybı benim hoşuma gitmedi. Çünkü R6 çok güzel motor. Eyvallah. Hani ben beğenmiyorum da sen beğeniyorsun dur belki. Çok güzel motor, eyvallah, da bir türlü yıldızım şöyle barışmadı. Abi alt devirlerde çok ölü motor. Ben pistte olmadığım sürece alt devirlerdeyim. Yani ben şehir içinde neden 8000 10000 devir çevireyim? Otobana çıkıp 300 basayım falan gibi derdim de olmadığı için R6 ile biz bir türlü o yüzden uyuşamadık. Ben o motoru çok güzel yaptım, sonra çok güzel sattım. Ya para kaybettim mi dersen, belki 500 dolar kaybettim. 500 dolarlık bir deneyim oldu ama benim için. Neyse, sonra Espinarar'ı aldım. Abi Espinarar ne kadar muhteşem mi? Ben çok beğendim şahsen. Ya ki eski videolarıma bakarsanız göreceksiniz, ben BMW'den hiç haz etmem. Hala araba olarak sevmem markayı. Ama Espinarar kadar pistte rahat giden, yolda da çok sıkıntı yaratmayan, işte severek kullanabildiğim bir motor olmadı pistte. Çünkü öyle bir ergonomi yapmış ki adamlar, fabrika çıkışında yani hiçbir iyileştirmesiz o motor muhteşem. Çok hafif bir bel ağrısı bile değil, yani çok hafif bir yorgunluk yapıyor şehir içinde veya daha doğrusu otobanda sürerken. Onun dışında çok mutluyum ben şahsen BMW'den. Çok çok iyi gidiyor, kesinlikle çok iyi duruyor. Yatışında falan filan ergonomi olarak çok rahatım. O yüzden ben şimdilik BMW'den çok memnunum. En son pist gününde de bunu gördüm. En son pist gününde ben bugüne kadar, ya benim derdim bir yerden sonra yatamıyordum ben, tamam mı? Hani bir yere kadar yatıyorsun. Ben intermediate, yani orta seviye pist günlerini yapabiliyorum artık. O kadar, hani biraz hızlı olman gerekiyor o günleri yapabilmek için. O kadar hızlanmışım. Orta seviye pist günlerine katılıyorum. En son hatta Moto Amerika yarışçıları almıştı benim olduğum pist gününün advanced grup, yani en hızlı grubunu satın almışlar komple. Moto Amerika yarışçıları çıkıyor. Bir tanesi beni bir geçti. Öf, en son Moto Amerika Instagram hesabında kaza yapmış o adam, onu gördüm. Dedim bak beni geçersen böyle olur.
çok küçük esna. Kendi kendime gelin güvey oldum. Ama demek istediğim şu ki son pist günüm çok 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 iyi geçti. Bayağı çok kafamız uyuşan bir tane hoca buldum. Adam Goldwing ile Espinarar'ını çekiyor pistte. Espinarar'ını sürüp Goldwing'ine yükleyip evine geri götürüyor. Ve adam bana çok yardımcı oldu. Özellikle vücudumun konumlanması konusunda bayağı yardımcı oldu. Hani nasıl yapmam gerektiğini az buçuk biliyorum ama ya ki biliyorum. O güne kadar kaç tane pist günü yapmışım öğrendik eyvallah da bir türlü hani dedi ki bana ilk konuştuğumuzda hatta dedim hocanın beni izlediğini fark ettim. O yüzden bir seans boyunca hocanın önünde kaldım. Sonra da geldi dedi ki bana o seanstan sonra senin en büyük sıkıntın dedi. Evet dedim. Yanlış gruptasın dedi. Tam novice'te acemi gruptaydım o zaman. Farklı bir organizasyon çünkü bu. Dedi hoca beni o yüzden orta seviyeye aldı. Ondan sonraki gün bu cumartesi günü oluyor. Cumartesi öğlen yine oluyor bu. Pazar günü de bütün pazar günü de orta seviyenin hocasıydı bu adam. Yine bütün gün beraber sürdük falan filan. Bayağı bir aşk oldular. Aşk değil de bayağı bir hani hoşumuza gittik birbirimizin yani. Nasıl saçma sapan konuşuyorum ya. Demek istediğim şu ki çok güzel yaptılar şu arka herifler. Garaj üstüne sinek şeyli. Neyse demek istediğim şu ki hocayla çok güzel anlaştık. Hoca ikinci günün sonunda dedi ki ben seni advanced en hızlı gruba sokmak istiyorum ama gün sonu olduğu için sokamayacağım maalesef dedi. Canın sağ olsun hocam dedim. Ben de orta seviyede kalmak istiyordum şahsen. Ama benim en büyük derdim şuydu. Tekrar konumuza dönmek gerekirse. Ben belli bir dereceden sonra yatamıyordum hocam. Yatmak istiyorum. Yatamıyorum. Ne oluyor? Korkuyorum. Bir yerden sonra panik yapıyorum ve daha çok yatamıyorum. Yatamadığım, daha çok yatabileceğimi nereden biliyorum? Dizim değmiyor. Dizim değse daha aşağı yukarı daha da yatamayacağım anlaşıldı deyip devam edeceğim hayatım. Tamam benden bu kadar oluyormuş diyeceğim ve çok da kasmayacağım. Ne oluyor ya, adamın scooter'ı niye götürüyor? Neyse abi, bu hocayla biz oynarken, daha doğrusu uğraşırken, ben hocayla, hoca bana yardımcı olurken, abi ben bir sağ diz yatırıyorum, bir sol diz yatırıyorum. Sonunda geçen sene aldığım dizlikleri sonunda değdirdim ya. Ve bunda çok büyük ölçü motosikletin katkısı var. Kesinlikle. Motosiklet yatarken çok rahat çünkü. Hani çok güvende hissettiriyor beni. O yüzden çok rahat yatabiliyorum. Bir. İkincisi, hocayla konuştum. Ve benim bir tane sıkıntım varmış. Onu söyledi bana. Poponu nereye koyuyorsun dedi çıkardığında. Tek lobu çıkarıyorsun, tamam mı, koltuktan. Ama poponu iyice geri yaslaman lazım. Geri yaslamazsan çünkü öne kaykılıyorsun. Bu sefer yattıkça vücudun sağa bakıyor sola dönerken. Bunun olmaması için poponu iyice geri alman lazım ki bu sefer bacağını açabil. Neyse. Bunları öğrendim. Çok hoşuma gitti. Hocayla da çok güzel anlaştık, muhabbet ettik, sohbet ettik. Böylece bir ders almış bulundum. Bundan sonra da pist günleriyle ilgili çok güzel bir güzel olacağını umduğum bir seri yapmaya karar verdim. Pist günlerinde, çünkü YouTube'da Türkiye'den daha doğrusu pist gününü yapıp bedava YouTube'da anlatan kim var abi? Kerem Ahiro'nun piste çıkıp biraz şanzıman kırmaya çalıştığı videolar var. Veya debriyajı çok yavaş salıp vites düşürürken arkayı sardırdığı videolar var yani. Onun dışında kim var? İlayda Hanım'ın var birkaç tane videosu. Onlar çok güzel. Bir tane videosu var sanırım İstanbul Park'ta. O video gerçekten izlemesi keyifli. Bunun dışında Fuat Domaniçler falan filan var da bu insanların hiçbirinin ben anlattığını görmedim. Pistte nasıl sürülür diye. Devrim Sirmen Hoca var. Eyvallah. Ama bu insanlar hoca, bu insanlar öğretmek amaçlı anlatıyor. Kendi hikayesini, kendi pist sürecindeki, piste girip çıkmadaki, pistte motosiklet kullanmayı öğrenmedeki deneyimlerini anlatan kimse yok. Herkes doğruyu anlatıyor. Ben deneyimlerimi anlatacağım arkadaş. Aha, kırdık. Yani amaç senin piste motor sürmeyi öğrenmen değil. Senin amaç ben piste motor sürmeyi öğrenirken benim yancım olman.
bana yardımcı değil de hani benim arkadaşım olman gibi bir hava yaratmaya çalışacağım. Umarım istediğim gibi olur. Bugün de böyle gezdik. İlginizi çektiyse like basabilirsiniz. Instagram'a bakabilirsiniz. Espinarara merhaba deyin. Çok güzel bir motor ya. Öyle işte. Hadi hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone ol. Like'a bas. Instagram. Bay bay.